Mutlakla ifadeleri arkadaşlar güzelce yapalım. En kolay burası bakın. Eksi 4, eksi 3 daha, eksi 7. içeriden dışarı o zaman 7 diye çıkacak. Şimdi burada mutlak eksi 3 ee, bir sürü mutlaklar var bakalım. Bir kere mutlak eksi 4 arkadaşlar dışarı 4 çıkar. Bir de önünde eksi var. Bir de hatta mutlak var 4 diye çıkar. Eksi 3 bir de buradan bakın eksi 4 oldu. Ee, burası mutlağın içinde eksi 7. Bir daha 7 diye çıktı. 7 eksi 7 oldu. Artı eksi 2'nin kübü arkadaşlar nedir? Eksi 8 ama mutlağın içinde olduğu için o da 8 diye çıkar. Böylece 7'ler birbirini götürdü. A şıkkı oldu cevabımız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir anıncı dereceden kök x üzeri a olsun. Eğer a çift sayıysa bu arkadaşlar mutlak x olarak çıkar. Birbirlerini götürür bunlar. Eğer a tek sayıysa arkadaşlar a'nıncı dereceden kök x üzeri a direkt gider böyle x kalır. Çünkü bir sayının tek kuvvetinde işaret değişmez ama çift kuvvetinde pozitif olur. O yüzden mutlaklı davranıyoruz. Bunu önden söyleyeyim sorular da lazım olabilir. Bu soruda ama şunu yapabilirsiniz ilki için. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Kare kökü 2 yapar. Hadi burada yırtarsın. Burada da üstü sayı biliyorsan direkt götürürsün. Bilmiyorsan da şimdi ben zaten sana söyledim. Dolayısıyla tek sayı olduğu için eksi 5 diye çıkacak. Olduğu gibi bir de önünde eksi var artı 5 oldu burası. Yine aynı şekilde 5. dereceden kök eksi 1 de eksi 1'dir. Çünkü e, bir sayının tek kuvveti negatifse negatiftir pozitifse pozitiftir. Birin bütün kuvvetleri ve dereceleri de arkadaşlar 1'dir. Dolayısıyla 2 artı 5 7 eksi 1 6 b şıkkı oldu. A'nın negatif olduğunu biliyorsanız arkadaşlar en çok buralar nedense karıştırılıyor bir sayı arkadaşlar dışarı evet sıfır hariç hep pozitif çıkar ama bir sayının kendisi eksi ise eksiyle çarpılınca ancak pozitif olur. Örnek mutlak eksi 3 arkadaşlar dışarı 3 diye çıkıyor ama aslında siz orada ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Eksi 3'ü eksiyle ile çarpıyorsunuz öyle dışarı çıkarıyorsunuz. O yüzden burada da a sayısı negatifse eksi ile çarpılarak çıkar. Haliyle a negatif olduğu için bir de önünde negatif var. Burası pozitif olur. Olduğu gibi çıkar. 1 eksi a. Ve yine eksi a arkadaşlar a negatifti. Bir de yanına negatif eklendiği için pozitif oldu. Demek ki bu da olduğu gibi çıkacak. Eksi a diye. Ama bir de önünde arkadaşlar eksi olduğunu unutmayalım. Eksi a artı bir eksi a artı a bunlar gitti. Böylece bir eksi a hangi şık o zaman buradan b olmuş oldu. Basittir ama önemlidir. X4'e eşit değilmiş arkadaşlar. O zaman x eksi 4 ya pozitiftir ya negatiftir. Şimdi eğer x eksi 4 pozitifse olduğu gibi çıkar. Böylece eksi 1 gelir cevap. Eğer x eksi 4 negatifse eksi ile çarpılarak çıkar. Yani böyle 4 eksi x diye çıkar. Cevap da 1 olur. Alacağı değerler toplamda böylece d şıkkı 0 olur. Şimdi önce 23 demek ikinci satır üçüncüsün demek. 3. satır 3. sütun 33. 2. satır 2. sütun 22. 1. satır 3. sütun 13. Bunu söylemiş olayım. Rakamları topluyorum. 2, 3, 3, 3 şeklinde tek yaptı. Tekse arkadaşlar neydi? Kutular içerisindeki e, durumlar. Kutularımız ne? 23. Yani 2. satır 3. sütun. O da eksi 3 yapıyor. Sonra geliyorum. 3. satır 3. sütun 10. Toplamları 7 oldu. 22, 13, 2, 2, 1, 3 arkadaşlar toplamları çift yaptı. Burada da neydi? Kutunun içindeki sayının farkın mutlak değeri. Haliyle 2. satır 2. sütun eksi 1. Sonra 1. satır 3. sütun gördüğünüz gibi 1. Eksi 1 ile 1'in farkını alacağız. Yani eksi 1, eksi 1 bu farkın mutlak değeri 2 yapar. Böylece 7 ve 2 toplamları 9 oldu arkadaşlar. C şıkkı. Bir sayının karesi kendisinden küçükse bu pozitif basit kesirdir. Sıfırla bir arasındadır arkadaşlar. Bir sayı mutlak değer dışına eksiyle çarpılarak çıkıyorsa burada bazen hata yapılıyor. Hemen negatiftir demeyin. Küçük eşit sıfır diyin arkadaşlar. Çünkü sıfırı eksiyle çarparsanız yine sıfırdır. Bu basit bir bilgidir ama önemlidir. Sorularda sonuçta size sıfırdan farklı demiyorsa bunu söylemek zorundasınız. Yine aynı şekilde bu soruda lazım değil ama. Mutlak B eğer B olarak çıksaydı pozitif demeyecektik. B büyük eşe sıfırı diyecektik bunu bilelim. Böylece B eksi A arkadaşlar bir kere B negatif olduğu için A'dan küçük. Küçükten büyük çıkarsa negatif olur o yüzden bu eksiyle çarpılıp böyle olması lazım. A pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar önünde eksi A var. B negatif olduğu için evet eksiyle çarpılarak çıkar gerçekten eksi B olarak çıkar bir de önünde eksi var bu yüzden artı B. Dolayısıyla bunların hepsi gitti. Cevabımız C şıkkı 0 oldu. Aküp B sıfırdan büyükse şimdi bir şey diyemeyiz. İkisi birden negatif, ikisi birden pozitif olabilir. Ancak B kare çarpı C sıfırdan küçükse kesinlikle C arkadaşlar eksidir. C eksi olduğuna göre A o zaman pozitiftir. A pozitifse B de eksidir. Şey pardon B de artıdır. Böylece bakın hepsini söylemiş olduk. A artı B ikisi de pozitif olduğuna olduğu gibi çıkar. B eksi C büyükten küçük çıktığı için çünkü B de pozitif. C negatif olduğu için haliyle büyükten küçük çıktığı zaman olduğu gibi çıkar. Bir de önünde eksi var ama bak dağıtıyorum. Eksi B artı C. Normalde B eksi C diye çıkacaktı dağıttım. Sonra C eksi A diyoruz arkadaşlar. C eksi A da büyükten küçük çıkacak şekilde çıkarmalıyız. O da A eksi C yapar. C'ler gitti. B'ler gitti. Cevabımız arkadaşlar 2A A şıkkı oldu. Tam kareleri bence bilmeliyiz. Mesela a kare artı 6 a artı 9 arkadaşlar a artı 3'ün karesidir. Nasıl kontrol edeceksiniz? Bu a'nın karesi bu 3'ün karesi ikisinin çarpımının 2 iki katı ortada var mı? Var. Evet 6 a oldu. Ya da çarpımları 9 toplamları 6 olan 2 sayı nedir? 3 3'tür. Böylece a artı 3'ün karesidir. Matematikte bir şeyin karesinin karekökü hemen olduğu gibi çıkmaz. Önce bir mutlaklı bakacaksın her zaman böyle. Sonra a eksi 3'ten küçük olduğuna göre buraya ne yazarsan yaz içeriği negatif yapar. İçerisi negatif olduğu için eksiyle çarpılarak çıkar. Örnek sen buraya eksi 4 koysan negatif olmuyor mu içerisi? Tamam bu yüzden bile yeterli. Burada şu akla gelebilir. Şu küçük eşit eksi 3 deseydi yine olur muydu hocam böyle? Evet çünkü eksi 0 da 0'dır. Sorularda biz şuna dikkat ederiz hep bir a sayısı eksi ile çarpılarak çıkıyorsa bu a hemen sıfırdan küçük değil. Sıfıra da eşit olabilir. Ama burada zaten öyle bir şey yok. Direkt küçüktür eksi 3 demiş. Ee, onu aradan bir çıkarayım istedim. A kare eksi 3a artı 7 zaten var arkadaşlar. A kare eksi 3a artı 7 eksi a eksi 3. Buradan da a kare eksi 4a artı 4 yaptı. Bunun kare kökü. Bu a eksi 2'nin karesidir. Bir daha kare kök alırsak mutlaka a eksi 2 olur. Zaten eksi 2 negatif. A da negatif. Eksi ile çarpılarak çıkacak. 2 eksi A olacak. A şıkkı oldu. A kare eksi 2 A B artı B kare arkadaşlar. A eksi B'nin parantez karesidir. Veya B eksi A'nın parantez karesidir. Fark etmez. A eksi B'nin karesi. Bir de karekök olduğu zaman önce mutlak değer. Buna alışalım. Bunu hep kullanacağız. Matikide de kullanacağız arkadaşlar. Şimdi mutlak A eksi B. Küçükten büyük çıkarsa negatif olur. O yüzden her zaman büyükten küçük çıkararak çıkarırız dışarı. Çünkü büyükten küçük çıkarsa pozitif olur. 4 eksi b'ye geldiğimiz zaman 4 pozitif sayı eksi b eksi eksiden dolayı artı bir sayı. Böylece olduğu gibi çıkar 4 eksi b olur. B'ler gitti arkadaşlar. Eksi a artı 4 eşittir 10'dan eksi 6 eşittir a olacak. Şimdi a eksi 6 olduğuna göre Bundan sonra artık B neler olur? Eksi 5'ten eksi 1'e kadar 5 tane sayı olur. C şıkkı geldi. mutlaka A, mutlak B arkadaşlar çarpımı şöyle ayrılabilir. Mutlak A çarpı mutlak B. Gördüğünüz gibi eksi A, B diye çıkmış. Yalnız burada hangisi negatif, hangisi pozitif bilmiyoruz. Ama garanti demek ki birisi negatif. Haliyle A pozitifse B pozitiftir yanlış. B pozitifse A negatiftir doğru. A negatifse B negatiftir yanlış cevabımız yalnız 2 B olmalı. Çünkü arkadaşlar bunlardan garanti bir tanesi negatif garanti bir tanesi pozitif olacak şekilde oluyor. Yoksa öbür türlü A çarpı B yine A çarpı B diye çıkardı. İkisi de negatif olsaydı ya da ikisi de pozitif olsaydı. 18 ile eksi 12 arasında 30 fark var. Demek ki bunlar arkadaşlar altışar altışar bölünüyor. Yani bakın burası eksi 6 0. 6, 12, 18 oldu gördünüz mü? Bundan dolayı A artı B mutlak değeri evet eksi 6 dışarı 6 diye çıkar doğrudur. D eksi B 12 eksi 0'dan 12'dir doğrudur. 7 eksi A 7 A bu D şıkkı yanlış oldu arkadaşlar. Çünkü 7 eksi eksi 6'dan bir kere içerisi 13 olduğu gibi çıkacak 13 olacak. Birincisi burada arkadaşlar mutlak x denklemi demek ki bir pozitif sayıya eşitmiş mi ki? Buradan iki tane kök gelmiş. Örnek mutlak x arkadaşlar 5'e eşitse bir eksi 5 diye çıkar bir 5 diye çıkar. Bundan dolayı eksi a küp b üzeri 5 kesinlikle pozitiftir. Her iki tarafı eksi ile çarparsak a küp, eksi, a küp çarpı b üzeri 5 eksi olur. Bunlardan birisi eksi birisi artı arkadaşlar. A 2 ile aralarında asal olan iki basamaklı ve en küçük doğal sayıdır. Güzel. O zaman A arkadaşlar pozitifmiş artık bunları silebiliriz. B de negatifmiş. B ve A noktaları arasındaki uzaklık 19 birimdir. Şimdi A arkadaşlar 2 ile aralarında asal en küçük doğal sayı nedir? 2 basamaklı 11'dir. B ve A noktaları arasındaki uzaklık 19 birim ya. Böylece arkadaşlar B negatif olacaktı. A pozitif 11. Aralarındaki uzaklık 11 eksi B eşittir 19. Uzaklığın mutlak değeri olduğunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bundan dolayı B de buradan mecburen eksi bir sayı olması gerekiyor. 19 olması için o zaman ne söyleyebiliriz? Bu pozitif negatif bir sayı verelim. Eksi 8 diyebiliriz. B'ye aynı zamanda arkadaşlar B'ye pozitif bir sayı veremem. Çünkü B'ye negatif demiştik. O zaman B mecburen eksi 8. A 11 cevabımız D 3 oldu. A sayısı mutlak değeri en küçük olan sayı olduğu için tabii ki mecburen 1 olacak. 1'in mutlak değeri en küçük. A ve C sayılarının mutlak değerlerinin toplamı yani böyle toplamlarının mutlak değerinden büyükmüş. Toplamlarının mutlak değeri böyle. O zaman arkadaşlar bunun olması için ÖSYM böyle sorular soruyor. Aman ya böyle tanıma izberlememize ne gerek var falan demeyin. Lütfen mutlak değerde bilgileri düzgünce bilin arkadaşlar. Hedefiniz yüksek olsun olmasın. Neyin nereden çıkacağı belli olmuyor. Kuralları düzgünce bilmek lazım. Bunu zaten sordu bir kere ÖSYM. E. Bu ne zaman geçerlidir? A ve C'nin arkadaşlar işaretleri zıtsa. Hemen bir örnek göstereyim. A arkadaşlar 1 ise B eksi 2 ise bunların toplamının mutlak değeri 1 yapar. Ama ayrı ayrı mutlakları tabii ki daha büyük çıkar 3. Bu bir örnekle bile hatırlayabiliyorum unutsam. Dolayısıyla bence bilmeliyim ama. Burada arkadaşlar C'nin ben artık negatif olduğunu anladım. A ile toplandığında oluşan toplamın mutlak değerini en fazla yapan sayı D'dir. A ile toplandığında bunu en fazla yapan sayı hangisi arkadaşlar? 12. Demek ki D de mecburen 12'ymiş. C ile ilgili bilgimiz eksi. Toplamın en büyük olması için C'ye verebileceğim en büyük sayı arkadaşlar eksi 2 olacak böylece. Sonra B de arkadaşlar buradan yorum yapmış mıydık B'ye? Hayır. B de o zaman verebileceğimiz diğer en büyük sayı olan D olacak. Dolayısıyla 12, 9 daha 21, 1 daha 22, 2 çıkarırsak 20 oldu. D şıkkı geldi. Burada eminim Birçok arkadaşımız al ala cevap 21 ya bir yanlışlık var diye de gelmiş olabilir arkadaşlar sorunun çözümüne dikkat edelim. Bir sayı arkadaşlar mutlak değerden eksi ile çarpılarak çıkıyorsa o küçük eşit sıfırdır. Evet c sıfırdan farklı ama c eksi 9 sıfıra eşit olabilir arkadaşlar. Eksi sıfır da sıfırdır bu unutuluyor. Hatırlatayım yine mutlaka eşittir arkadaşlar eksi aysa a küçük eşit sıfırdır mutlaka eşittir aysa. A büyük eşit sıfırdır. Bana özellikle sıfırdan farklı diye söylerse tamam ben orada o zaman zaten büyüktür sıfır küçüktür sıfır derim. Böylece C'nin arkadaşlar alabileceği en büyük değer ne oldu? 9. Kenarda dursun. C eksi B bakın birbirlerinden farklı olduğu için C eksi B'nin sıfır olma ihtimali var mı? Yok. O yüzden evet bu soruda şunu derim. C B sıfırdan büyük olmalı. Dolayısıyla C B'den büyük olmalı. C 9 B en fazla 8 olur arkadaşlar. A eksi B farkları birbirinden farklı olduğu için bunlar sıfıra eşit olmayacak farkları. Dolayısıyla A eksi B eksiyle çarpılarak çıkmış. O yüzden sıfırdan küçük. A da B'den küçük. B 8 olduğuna göre A da en az pardon en çok 7 oldu. 7 8 daha 15 9 daha 24 cevabımız D şıkkı geldi.